Merhaba sevgili öğrenciler, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar enerji konusunu zaten bir önceki derste belli bir yere kadar yapmıştık. Şimdi biraz daha işin sözel kısmında ufak bir formül kısmı daha var. Enerji kaynakları ve verim diye bir konu var. Şundan bir bahsedeceğim ben sana. Bu derste verim ve enerji kaynaklarını göreceğiz sevgili arkadaşlar. Ve yine burada e, Dinamo soru bankamızdan da arkadaşlar şöyle şurayı da bir gösterelim isterseniz. Şuna bir geçelim. Ödev olarak da arkadaşlar Dinamo e, kitabımız var. Dinamo kitabımızdan da sayfa 15 ile 17 ödevimiz olacak ders sonunda. O zaman hazırsan dersimiz başlıyor. <laughs> Öncelikle gençler verimle başlıyoruz. Sayfa biraz karışık gibi duruyor ama merak etme ben senin için burada şunu bir özetledim arkadaşlar. Verim dediğimiz olay sevgili gençler alınan enerjinin verilen enerji oranıdır. Bu ne demek oldu şimdi ben sana örnekle açıklayacağım. Özellikle arkadaşlar derin bir sorduğumuz zaman yapılan iş böyle harcanan enerji ve alınan enerji ve verilen enerji demişiz. Ee, şöyle yani bakın hemen şöyle bir boş bir kağıt alayım isterseniz. Şöyle boş kağıt üzerine bir durumu bir ifade edeyim. Şimdi bakın biz evlerde arkadaşlar e, belli aletler kullanıyoruz. Elektrikli aletler kullanıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi şöyle yapalım buzdolabı olsun. Olur mu? Buzdolabı şu şekilde. Şimdi buzdolabı neyle çalışıyor? Elektrikle mi çalışıyor? Şimdi bakın bu bir elektrik enerjisi alır. Diyelim ki sen bunu arkadaşlar 100 TL'lik bir enerji verdiğin zaman bu 100 TL'nin 100 TL'sini soğutmak için kullanmaz. Bunun içinde bazı kayıp enerjiler olur. Hani ısıya gider belli kayıp enerjiler arkadaşlar gerçekleşir. Bu sana soğutma olarak diyelim ki ne kadar 60 TL'lik soğutma yapar. E niye? 40 nereye gitti peki? İşte 40 arkadaşlar çöpe gitti. Kayıp enerji. O zaman bunun verimi ne kadar dediği zaman biz şöyle bir şey yapıyoruz bakın. Ne dedik? Verimi formülü arkadaşlar şudur. Bunu biz bir kere bilmemiz gerekiyor. Alınan bölü verilen yani ne kadar verdin ne kadar aldın. Ve her zaman arkadaşlar alınan her zaman daha azdır. Niye? Çünkü kayıp vardır bakın burada benim. Bu buzdolabına verdiğim ne kadar? 100. Ama aldım ne kadar? 60. İşte her zaman küçük olanı yani alınanı yukarı yazacağız. Bildirene arkadaşlar üste yazacağız. İşte demek ki benim verimim 60 bölü 100'dür diyeceğiz. Hatta bunu sadeleştirebiliriz. Buradan 6 bölü 10 onu da sadeleştirebiliriz. Kaç olur? 3 bölü 5'tir deriz. İşte benim verimim sevgili gençler ne kadar? 3 bölü 5. Yani ben birçok alet kullanıyorum mesela diyelim ki evde nedir? Lamba vardır arkadaşlar. Lambanın belli bir verim var. Diyelim ki sen arabaya benzin alıyorsun. İşte 100 liralık benzin alınca 100 liralık gidemiyorsun. Niye? Çünkü sürtünmelere, kayıp enerjiler arkadaşlar birçok enerji kaybı olmuş oluyor. İşte cep telefonu şarj ediyorsun. İşte oraya diyelim ki 100 birimlik enerji üretiyorsan onun yüzünü kullanamıyorsun. İşte telefonun abi ısınıyor demiş mi? İşte bunlar hep kayıp enerjiler arkadaşlar. O yüzden verim düşüyor. Yüzde yüz verim olmuyor bakın. Hani 100 liralık koyuyorsak 100 liralık kullanamıyoruz. Kayıp oluyor. Bilmem biraz da kafanda canlandı umarım. Demek ki buradaki verim demek arkadaşlar orada bir belli bir kayıp oluyormuş. Ve bu oranında biz yüzde çarparsak yüzde verim buluruz. Ne demek? Bakın az önceki az önceki örneği ben geri dönersem. Kaç buldum ben bunu? 3 bölü 5 buldum ya. Bu 3 bölü 5'i de bakın 100 ile çarparsam eğer buradan çıkan sonuçlar arkadaşlar yüzdeyi bulurum. Burası kaç olur o zaman? 300 bölü 5 olur. Oradan da arkadaşlar kaç çıkar? 60 çıkar ama biz buna ne diyoruz? Yüzde 60 diyoruz. İşte bu şekilde sonucu yani ya ben bu sonucu 3 bölü 5 derim ya da yüzde çarpı arkadaşlar yüzde 60 derim. İkisi de aynı sonucu verir. Bu şekilde yapabilirim. Ve biz bir sistemin verimi arkadaşlar hiçbir zaman büyük, birden büyük olamaz. Birden büyük olan ne demek biliyor musun? Alman enerji verilenden Büyüktür demek. Yani şimdi şöyle düşün. Sen bu buzdolabı 100 liralık enerji aldı ama sana 200 liralık enerji üretiyor. Böyle bir şey yok ki. Değil mi? 100 liraysa en fazla 100 lira üretir zaten. Daha fazla üretemez. O yüzden arkadaşlar verim nedir? 1'den küçük ya da eşittir. 1 olması durumunda zaten %100 verim demektir. Peki mesela örnek olsun diye ben buraya belli e, aletlerin arkadaşlar enerji verimliklerini yazdım. Artık verimin ne olduğunu biraz daha iyi biliyoruz. Hani 100 liralık aldıysa 60 veriyorsa %60 verim gibi Mesela bir elektrik motoru. Ne demek elektrik motoru? Mesela arkadaşlar senin saç kurutma makinenin içinde bir motor var değil mi? Dönen bir motor var. Bu elektrikte çalışan motor olduğu için bunun da elektrik motordur. Veya başka öyle vantilatör diyelim ki bir elektrik motor olur gibi arkadaşlar birçok elektrik motoru kullanırız. Bakın elektrik motoru verimli kaçmış? Yüzde seksen. Yani sen bunu nasıl anlayacaksın? 100 liralık elektrik alıyorsa sana seksenini veriyor. Hani yirmisi çöpe gidiyor gibi düşün. Jeneratör arkadaşlar bu elektrik kesildiğinde evlerimize pek yok ama belli iş yerlerinde falan vardır. Jeneratörün arkadaşlar o da sonuçta elektrik üretmek için bakın verim neymiş? Yüzde Floresan lamba. Bakın bir de burada filaman lamba var. Yani filaman lamba derken hani biraz da eski tip lambalar var yani böyle içinde böyle teller falan var. En eski tip lambayı düşün. O lambalar arkadaşlar bakın dikkat edin verimi yüzde on düşünebiliyor musun? Yani 100 liralık elektrik verince onunu sana veriyor. 90 kayıp var. Çok ciddi bir kayıp var. Filosan lambada da arkadaşlar görüyorsunuz %50 gene yeni yarısı kayboluyor. Arabanın motoru demiştim. Bakın %15 korkunç bir şey değil mi bu? Yani sen arabaya 100 lira benzin alıyorsun ya bunu 15 lirası harekete gidiyor. Yani geri kalan arkadaşlar 85'i çöpe gidiyor düşünün yani. E hocam peki bunu artıramaz mıyız? Arkadaşlar araba işte çok fazla sürtünen alet var. İçerideki motorun sürtünmesi, yolla asfalt tekerlek arasındaki sürtünme derken çok ciddi bakın orada görüyor musunuz? Verim kaybı oluyor. Yani bir arabayla giderken arkadaşlar. Sen bunu işte pompadan benzin alıyorsun. Yani 100 TL'lik benzin aldın ya. Ne kadar ile gittin? 15 TL ile bakın gittin. Görüyor musun? 15 TL ile gittin. Geri kalan 85 ne oldu? Çöpe gitti. Çok korkunç bir kayıp var. Ama yapacak bir şey yok. Peki biz bu kaybı nasıl azaltabiliriz sevgili gençler? Şimdi bizim evlerimizde hani buzdolapları var, çamaşır makineleri var, fırınlar var, ütüler var değil mi? İşte bunların da şöyle bir şey gördüm mü hiç? Böyle bir şey görmüşsündür. Belki buzdolabının üstüne falan yapışıktır. Bütün elektrikli aletlerde arkadaşlar böyle bir şey var. Yani enerji verimliliği demek. Yani mesela diyelim sen bir alet aldıysan ve D enerji verimliliğindeyse... bu çok kötü. Yani çok kötü. Yani 100 liralık enerjiye çok az ayar. Yani e, fatura çok gelecek demek. Hani C, B, A böyle gittikçe ne oluyor? Enerji verimliliği artıyor. Hatta bunu şöyle çıkarmışlar A plus, A plus plus gibi gidiyor arkadaşlar. Eğer sen böyle bu şekilde ya bunun hangi gruptakini aldıysan burada o yazıyor. Yani şu enerji verimliliği bakın burada. Sen bu da senin aldığın gibi. Hani sen buzdolabı aldın bu yazıyorsa sen A plus almışsın ama A plus plus da alabilirdin veya bunu da alabilirdin gibi. Ne kadar yukarı çıktıkça arkadaşlar enerji verimliliği yani gelen fatura o kadar düşüyor demektir. E demek ki biz bir şey aldığımız zaman bir elektrik aleti aldığımız zaman ne yapacağız? Gidip de D sınıfı almayacağız. C de almayacağız. A alacağız ve A'nın da en çok artılısını alacağız. Bu ne olacak? Fatura çok az gelecek. E tabii faturanın az gelmesi de arkadaşlar hem bizim elektrik tasarrufumuz olacak hem de doğayı korumuş olacağız. Bu sayede verimli enerjiyi de az kullanmış olacağız. Demek ki ne kadar enerji verimliliği iyi bir şey alırsak o kadar faturamız düşük gelir. Bu da bizim için iyi bir şey. Peki böyle sorular da arkadaşlar bize soracak. Bakın. Demek ki ben bana böyle bir e, soru geldiğinde ben hemen şu formülü bir hatırlamam gelecek. Alınanı üste verilini alta. Yani senin verdiğin e, daha çok aldığın daha az değil mi? Alınan her zaman daha azdır diyeceğiz. Verimi bu şekilde yazacağız. İstersen şu formülü daha şuraya da bir yazalım. Bana böyle bir verim sorusu sorduğunda ne yapacakmışım? Alınanı üste yazacağım. Alınan enerjiyi benim verdiğim verilini de arkadaşlar alta yazacağım. Şimdi bakalım bir makine arkadaşlar 750 Joule iş yapmaktadır. Yani iş yapmak dediği seni bu makineden aldığın şey. Yani 750'yi her zaman küçük olan gibi de düşünebilirsiniz istersen. Üste yazıyoruz. 1000 de senin verdiğin harcanan yer. Bunu da üste yazıyoruz arkadaşlar. Bunu da alta yazdık. E şunları bölerse kaç olur? Sıfırlar gitti. İkisini 25'e bölersem 3 bölü 4 mu olur? 3 bölü 4 olur. Mu olur? Bu sorunun cevabıdır. Ama bana bakın yüzde diye soruyoruz. O zaman ne yapacaktık? Bunu bakın bir de yüzde çarpacağız. Yüzün paydasında görünmez bir olduğu için bunu nasıl yazabiliriz? 300 bölü 4. 300'ü de 4'e bölersek ne olur? 75 olur. Şöyle bir yüzde sembolü koyuyoruz. He demek ki yüzde 75. Demek ki gençler bakın bu sorunun iki cevabı vardır. Ya 3 bölü 4 diyebiliriz ya da yüzde 75 diyebiliriz. Bana burada yüzde sorduğu için tabii ki cevabım nedir? Yüzde 75'tir diyeceğiz. İşlemimiz çok kolay. Sana iki tane bakın enerji veriyor. Bunların birisi alınan birisi verilen. E, da ben sana verdim zaten bakın burada alınan dedim daha küçük yani küçük olan üste büyük olanı altı yazıyoruz ve buradan verim elde ediyorsun dedim ya verim zaten birden büyük olamaz. Peki biraz daha soruyu değiştirip şöyle bir şey belki sorabilir. Bakın bir inşaat motoru arkadaşlar 20 kilogram küt, e, kütleli yükü yerden 15 metre yükseltmek için. E şimdi burada sana hani bir önceki derslerde biz şöyle bir şey demiştik hani iş demiştik arkadaşlar. İşin formülü F çarpı X'te. Şimdi 20 kilogram kaç nevit ondur? 20 kilo. Mesela sen kaç kilogramsın? 50 kilogram olduğunu düşünelim. 50 kilogramsın arkadaşlar 10 çarpıyorsun sen 500 nevit yani şöyle düşünelim, 10'la çarpıyoruz her zaman. Yani 50 kilogramsa bu ne kadardır bakın, 10 yani g çünkü 10 olduğu için 500 newtondur. Mesela 60 kilogramsan, o zaman yine 10'la çarpıyoruz. Ne kadar bakın, 600 newtonsun. Peki 20 kilogramsa da bunu newton'a çevirmem lazım. Bu ne kadar bakın, 200 newton. Yerden 15 metre yüksekliğe çıkarmak için bunu çarparsam kaç olacak? 2'yi çarptım, 30. 2 sıfırı da yerine koyarsam bakın, 3000 joule oldu arkadaşlar. E buna ne kadarmış? 5000 jül enerji harcamaktadır diyor. Bakın bu makine 5000 harcamış ama bana 3000 iş yapmış görüyor musunuz? O zaman verimi yazarsam verim neydi? Alınan bölü verilendi. Veya t olarak da küçük olan üstte büyük olan alttaydı arkadaşlar. E, 3000 bölü 5000 Yine e, şunları şunları sağlaştırdığım zaman cevap ne çıkacak? 3 bölü 5 çıkacak. Ama bana yüzde olarak istediği zaman ne yapacaktık? Biz bu 3 bölü 5'i bakın bunu 100 ile çarpacaktık. Yani 300 bölü 5. 300 bölü 5. Buradan da kaç çıkacak sevgili gençler? Yüzde 60 çıkacak. Görüyor musunuz? Demek ki bunun verimi kaçmış? Yüzde 60'mış. Yani bir önceki soruda olduğu gibi bakın. Bir önceki soruyu şöyle bir daha bir alayım. Mı? bir önceki soruda gençler bakın buradaki hani alınan işi ve verilen işi direkt olarak vermişti ama burada bunu hesaplattı yani böyle de verebilir bakın belki de en zoru da sorunu böyle çıkar ama o tarz bir soru da çıkabilir hani ona da ben hazırlıklı olmam lazım peki bu sefer soruyu tersten sormuşuz bakın bu sefer verimi vermişiz önce ben gene dediğim gibi arkadaşlar şu formülü bir yazayım isterseniz şöyle yazalım bizim verim eşittir bakın verim eşittir alınan enerjinin alınan enerjinin ve her zaman verilen enerji oranıdır. Ha bakın bu saat bana verimi vermiş %75. Ama ben buraya %75 yazmayacağım. İşlem yapabilmem için bakın şöyle yazmam lazım. Yani 75/100 demem lazım değil mi? Bu %75 demektir. E makinanın yaptığı iş bakın makinanın yaptığı iş senin aldığın iştir sevgili gençler. Hani bir makine var. O makineye sen 100 liralık bir enerji veriyorsan daha az bir enerji alırsın ya. Yani makinenin yaptığı işleriysin senin aldığın enerjidir. Alınan yani yukarı yazmalıyız biz bunu. Kaç yazacağız buraya bakın 1500 diyeceğiz bölü. Ee, harcanan enerji yani makineye verdiğimiz enerji onu da isterseniz şöyle x diyelim mi? Onu da buraya yazalım. Şimdi işlemi yaparsak nasıl yapacağız? İşler dışlar da yapabiliriz ama isterseniz önce şunu bir sadeleştirsek mi ne dersiniz? 25'e bölsem bakın 25'e bölsem burası 3 burası 4 olur. Şimdi içler dışlar yapsam. içler dışlar yapsam. Bakın şuradan devam edeyim. 3x eşittir. 4 çarpı 1500 oldu. İstersen şunu 3'e bölersem. 3'e bölersem bakın şurası da 500 olur. x eşittir. Buradan ne yaptı? 500'e 4'ü çarparsak buradan 2000 mi yaptı? 2000 e, tabii ki birimi de neydi? Joule'du. İşte cevabı da görüyor musun? 2000 olarak bulduk. Peki buralar biraz karışık gibi duruyor ama işte böyle sorular da öğretmenler sorabilir. Yani alt üstü zaten bir tane formülümüz var. O kadar da e, çok yapılmayacak bir şey değil aslında. En azından seni yapamayacağın bir şey değil bu. E, bunları arkadaşlar yaparak bunlar işte her tip soruyu artık yapar duruma gelebiliriz. Peki. Birazdan soruyu değiştirelim isterseniz. Winch arkadaşlar 12 kilo Joule. Yani kilo demek bin demektir aslında. 12 bin jül demektir. Ama böyle de kalabilir. Yapmak için 15 bin kilo Joule harcamaktadır. Bakın dikkat edin. Bu vinç 15 bin harcamış. Yani bu kadar elektrik harcamış. Ama 12 bana iş yapmış. Her zaman dedik ya kayıp enerji olduğu için benim aldığım enerji arkadaşlar biraz da az olmuş oluyor. Hemen ben gene formül isterseniz bir yazayım. O zaman verim eşittir. Nedir arkadaşlar? Alınan bölü verilen alınan her zaman küçük da O tüyü vermiştik. 12.000'de diyebiliriz. 12'de diyebiliriz. 12'nin bakın nedir? 15'e oranıdır. Bunları da ben 3'e böldüğüm zaman e, kaç çıkacak buradan? 4 bölü. 3'e böl 4. 3'e böl arkadaşlar. 5 mi? 4 bölü 5. Ve bana tabi burada yüzde olarak soruyorsa da ne dedik? Bunu yüzde çarpacağız dedik. Bakın buradan da kaç çıkıyor arkadaşlar? 400 bölü. 400 bölü 5. Oradan da 80 yani değil mi? Yüzde 80'dir sorumuzun cevabı. İşte bu şekilde bakın. Çok da zor değil aslında yapılabilir. Bu şekilde yapacaksın. Ee, bunların arkadaşlar tek tek verimlerini sormuş bana. O zaman bunların verimlerini nasıl buluyoruz dedik. Alınan bölü verilen veya küçük olanı büyük olanı bölüyoruz. Yani bu birincisi nedir bakın. 3 bölü 4 verimi. İkincinin verimine bakarsak bakın 3 bölü 8 bunun verimine de bakarsak arkadaşlar 4 bölü 8. Değil mi? Hatta 4 bölü 8'i sağa değiştirsek ne olur? Bundan 1 bölü 2 olur. Yani bunların verimlerini bulunuz demiş. Her zaman yapılan iş harcanana yani diğer bir işle küçüğü büyüğü arkadaşlar bölerek işte böyle verimi buluyorsunuz. Umarım burayı anladık. Peki şimdi gelelim. Yani çok önemli. Her zaman karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi sevgili gençler. Şimdi enerji kaynakları. <laughs> ne demek yani enerji kaynakları? Biz bakın her şey için enerji kullanmamız gerekmiyor mu? Hani bizim için bile bir enerji gerekiyor doğru mu? Yani senin bile yürümen için koşman için bir enerji gerekiyor. Sen enerji nereden alıyorsun? E, yemek yerek alıyoruz. Mesela araba nereden enerjisini alıyor? İşte benzin alması gerekiyor. İşte cep telefonu nereden enerjisini alıyor? Onu da şarj ediyoruz. Her şeye bakın bir enerji ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bizim enerji kaynaklarımızın olması gerekir. Hani bir enerjiyi bir yerden elde ediyor olmamız gerekir arkadaşlar. Şimdi bizim bir yenilenebilir enerji kaynaklarımız var. Bir de bakın yenilenemez enerji kaynaklarımız var. Peki arada ne fark var? Bunlar arkadaşlar doğal enerji kaynaklarıdır ve bir atık madde bırakmazlar. Bunlar ise atık madde bırakan ve doğayı kirleten enerji kaynaklarıdır ama hepsi sonuçta enerji kaynağıdır. Ve biz bunların hepsini kullanıyoruz yani yenilemesini hepsini kullanıyoruz. Tabii ki amaç nedir? Daha çok yenilenebilir enerji kaynağı kullanmaktır. Böyle yorum soruları karşımıza çıkıyor. Çünkü doğayı korumak için e bunlar arkadaşlar daha önemlidir. Ama bunları da tabii ki daha maalesef kullanıyoruz. Belki zamanla bunları kullanımı belki daha da azalacaktır. Peki nedir bu yenilenebilir enerji kaynakları arkadaşlar? Birincisi güneş. Bakın biz güneş enerjisini kullanarak birçok... E enerji elde edebiliyoruz. Hani güneş enerjisini kullanarak su ısıtabiliyoruz mesela. Veya bizim yediğimiz bitkiler de enerjisini güneşten almıyorlar mı? Fotosentez dedim. Bakın oradan da bir enerji kaynağı. Hatta bütün evrenin arkadaşlar en büyük enerji kaynağı bakın güneştir diyoruz. Çünkü her şeyin temelinde güneş vardır. Çünkü güneş olmazsa Yiyecekler olmaz, yiyecekler olmazsa biz de olmayız. Hayvanlar olur, hiçbir şey olmaz. O yüzden her şeyin bakın temeli güneştir. Yani güneşi biz enerji kaynağı olarak öyle de kullanıyoruz. Veya diyelim ki işte güneş enerjisiyle hani belli evlerde görmüşsündür çatılarında hani bu güneş enerjisini alan paneller vardır. Oradan elektrik üretir. Arkadaşlar rüzgarla da biz enerji üretiyoruz. Hani bu rüzgar tribünleri falan var. Böyle dönen pervaneler var ama büyük pervaneler tabii ki. Buradan da biz elektrik üretebiliyoruz. Hidroelektrik dediğimiz yani hidro arkadaşlar su demek. Elektrik de elektrik demek. Hani suyla elektrik üretmek yani barajlardaki elektrikten bahsediyoruz aslına bakarsanız. E dalga enerjisi alakalı? Şimdi arkadaşlar dalgalar böyle kıyıya vuruyor ya. Dalgalar kıyıya vurdukça oradan da biz elektrik enerjisi üretiyoruz. Tabii belli yerlerde dalgaların çok olduğu yerler var. Orada dalga enerjisi üretiyoruz. Jeotermal arkadaşlar bu sıcak su demektir. Hani yer alttan çıkan sıcak sular var ya. Oradan arkadaşlar biz enerji üretiyoruz gene buradan. Buradaki doğal enerjileri kullanıyoruz. Biyokütle arkadaşlar maddelerin, e, besinlerin yapısında olan enerji demektir. Bir hidrojen enerjisi gene hidrojenin yapısında bir enerji vardır. Biz bunu kullanıyoruz. Bunlar bakın nedir? Yenilenebilir enerji. E bunlar da bakın yenilenemez enerjiler. Yani birincisi fosil yakıtlar demişiz. Mesela kömür. Arkadaşlar kömür yanar ve biter. Bir daha biz bunu dönüştüremeyiz ve bunlar fosil yakıtlar diyoruz. Hani daha önceden ölmüş olan bitkiler, hayvanların arkadaşlar fosilleri biliyorsunuz milyonlarca yılda birikerek petrol, doğalgaz, kömür gibi şeyleri oluştururlar. Gene petrol birçok yerde biz bunu kullanıyoruz benzin de petrolden oluşuyor sonuçta ve birçok hani bizim kullandığımız poşetler falan bile arkadaşlar petrolden yapılıyor. Doğalgazla zaten biz evlerimizde değil mi ısınmak amaçlı işte yemek pişirirken falan hep zaten bunu kullanıyoruz. Ve nükleer enerji arkadaşlar. Bu nükleer enerji dediğimizde mesela diyelim ki bir uranyum falan hani bunları duymuşsundur böyle uranyum uranyum arkadaşlar. Bunlar şimdi mesela diyelim ki Kömürü sen toprağın altından çıkartıyorsun. Uranyumu da toprağın altından çıkartıyorsun ama bunlar zararlı maddelerdir. Mesela diyeyim şu kalem uranyum olduğunu düşün. Hani uranyum buradayken bu zaten zararlı bir ışıma yapar ve bizi kanser yapar. Yani böyle çok tehlikelidir. O yüzden bunları çıkartmak için de ileri teknoloji gerekir. Ama enerjisi de çok yüksektir. Böyle de bir şey var. Demek ki arkadaşlar yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları varmış. Ben bunu akılda tutmak için aslında şöyle düşünüyorum. Bunlar yenebilir. Hani şöyle pekmen gibi bir şey yapacağım ben buraya. Hani bunlar arkadaşlar yenebilirler gibi düşün. Hani yenebilirler de biraz saçma oluyor mu? Aklını tutman için. Mesela güneş yenebilir mi? Hani güneş şimdi ağzını açtığın zaman hepsi ağzına girebilir ya. Öyle aklında kalsın diye söylüyorum. Hani güneş ağzını açarsan güneş ağzına girer. Rüzgar da ağzına girer. Hidroelektrik su zaten değil mi? Ağzımıza girebilir. Dalga hani ağzını açarsın suyun içinde dalga içeri girebilir. Jeotermal sıcak su. Biyokütle zaten yiyeceklerden geliyor. Hidrojen zaten suyun yapısında var. Bakın bunlar hepsi arkadaşlar ağzımıza girebilen yani yenebilir şeyler. Ama bunları yiyemeyiz demiş. Kömür yedin mi mesela. Ve petrol içtin mi? Doğalgaz aman çok tehlikeli. Uranyum ölürüz. Yani çok tehlikeli arkadaşlar. Bunlar yenmez. Ama bunlar yenebilen, yenilenebilir, yenebilirden aklına gelsin. Anlaştık mı? Hani orada bir çağrışım yapsın. Biraz saçma bir yöntem gibi oluyor ama işe yarıyor gerçekten. Demek ki yenilenebilir ve yenilenemez enerji olmak üzere biz bunları gençler ikiye ayırıyoruz demektir. O zaman bir örnek. Hangisi bakın? Yenilenemez yani yenemez gibi düşün. Güneşi yeriz. Rüzgar, dalga ne dersin? Jeotermal ama kömür yenmez. Değil mi bakın? Yenilenemez enerji kaynağıdır gibi. Aşağıdaki hangisi fosil enerji kaynağı? Yani ne dedik arkadaşlar? Hani bitki ve hayvanların yıllarca o fosilleri birikiyor ve kömür oluşuyor ondan doğalgaz oluşuyor gibi gibi dedik. Hangisi bununla adlandırılır? Ee, burada hangisi? Hidrojen demişiz. Bu değil. Güneş olmaz. Jeotermal. Petrol değil mi? Petrol, kömür ve doğalgaz gibi şeyler arkadaşlar. Bunlar nedir? Bakın fosil yakıtlarda, fosil yakıtlar diye adlandırılır. Fosil enerji kaynağıdır. Peki yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangisi gene yenilenemez yani yenmez diye düşüneceğiz. Enerji kaynağına verilecek örneklerdendir demişiz. Arkadaşlar rüzgar türbünü yenilenemez demişiz. Ama rüzgar yenilenebilir. Yani atık maddesi olmayandır dedik. Bu olmaz dolayısıyla. Nükleer e, nükleer santral demişiz arkadaşlar. Nükleer enerji evet bunlar yenilenemez enerjidir. Güneş panelleri ise yenilenebilirdir Burada yenilemez enerji bir tek nükleer santraldir arkadaşlar. Evet konumuzun sonuna geldik. Rahat bir konu bence. E bir önceki enerji de rahattı. Yani bunları güzel çalışırsak, bunlar e, bunları güzel yaparsak konuları biriktirmeden sınıflarımızı güzel güzel sevgili gençler geçebiliriz. O zaman verimlilik dediğimizde verimliliğin ne olduğundan bahsettik. Ve verimin formülünü de gençler burada. Verimin formülünde ne dedik? Alınan enerji. Bakın alınan bölü. Verilen enerji dedik ve bunu da işlem yapmak için de eğer yüzde soruyorsa yüzde çarparız dedik değil mi ve şu şekilde bakın bir formül bahsettik bunu sen de defterine bir yazmalısın e, bunu bir bilmelisin veya ne bileyim küçük böyle bir sticker'a yazıp belki duvarına da asabilirsin ezberleyene kadar ve enerji kaynakları dedik arkadaşlar bunu da bakın ikiye ayırdık yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak arkadaşlar ikiye ayırdık e, yenilenebilir de ne vardı dalga enerjisi su enerjisi gibi jeotermal enerji gibi vardı yenilenemez de de ne vardı fosil yakıtlar ve nükleer enerji vardı. Bunları da gençler bilmemiz gerekiyor. Yorum zaten bunlar rahatlıkla aklında kalacağını düşünüyorum. O zaman ödüllü sorumuzu da yapıp yorumlara atıyoruz sevgili gençler. Ve derslerimiz tabi hafta içinde de, belli dönemlerde gelecek. Takvimde gösterdiğim gibi derslerimizi aksatmadan yapıyoruz. Ve konularımızda sırayla anlayarak ilerliyoruz diyorum. Ve bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.